rakibin de kaçırmış olduğu goller vardı. Ama güzel tarafı rakibin, hakemin de skora etki eden bir şey olmadı. Nitekim Rantri'yi biraz daha formda hale, yani daha etkili hale getirebilseydik bak 3'e 4'te gidebilirdik. 2-0 önde olan bir takım oyuncusu Konya'da sonunda bizim hatalarımız var. Oyuncularla konuşacağız. Onun için de oyuncuların alınmadan öpüyorum. Dediğim gibi güzel mücadele oldu. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim çocukluğum diyenler var burada içinizde. Bulut abi olsun, Bülent abi olsun, Ercan abi olsun. Hiçbir zaman inandığım, inanmadığım bir şeyin arkasından gitmedim. Biz buraya geldiğimizde bu takımın 11 puanı vardı. Çocuklarla beraber, hep beraber taşın altına elimizi koyduk. Beraber yaptık ne yaptıysak. Sonrasında da sizin de bildiğiniz gibi gerek oyuncuların kalitelerinin yükselmesi, gerek geçmiş hocalarının emekleri, gerekse bizim ortaya koymuş olduğumuz mücadele ve oyunun katkılarıyla bir takım oyuncularımız iyi paralar kazandı, iyi paralara transfer oldular. Bugün Türkiye Ligi'ndeki takımların sporcuları, TFF'den oradan buradan sporculardan 300 lira, 500 lira bilendiği bir yerde bu kulübün kasasına 23-25 lira yakın para girdi. Doğru mu? Ben art niyetli bir adam olsaydım, bu kulüpte yetiştiğimi unuturdum. Derdim ki kardeşim benim hedefim var. Hedefe gideceğim. Bu takımın en önemli 3 tane adamı gitti. Bırakıyorum derdim. Gençler bile bir ümit değil, bir ümit feda olsun. Ama rahmetlinin ikimizin en büyük kaybımız olur. Ondan sonra da o boşluk dönemde çocukluğumuzun geçtiği, bizi biz yapan bu kulübü belki de 4-5 hafta kötü gideceğini söylememe rağmen de kötü de gittik. Bırakıp gitmek bize yakışmaz. Tabi maalesef her camiada olduğu gibi bizim içimizde felaket tellalları var. Benim, inanın bana, herkesle mücadele edecek gücüm var. O kadar Allah'a şükür. Herkesle mücadele verecek gücüm var ama bir kişiyle kavga etmeye mecalim yok. Kimseyle kavga etmek istemiyorum. Kavgayla alınmak istemiyorum. Ya bu kulübü alıp 40 yıldır bir yere getiren bir insan var. Aramızdan ayrılmış ki bu kulübün bana göre transferlerinden bile daha büyük kaybıydı. Dedik ki arkadaş, 3-4 tane önemli adamları gönderdik. Bunların yerine aldığımız oyuncular, maliyetleri belli oyuncular. Bu takım bir geçiş süreci yaşayacak. Avrupa'da geçiş sürecini 4-5 yıla yayıyorlar. Biz 4-5 maça yayamıyoruz maalesef. İçimizdeki çok büyümüşlerden, düşkünlerden, art niyetlerden. Çünkü ümit giderse daha rahat hakim olacaklar bir şey. Ümit giderse kendi hocaları gelecek. Ümit giderse menajerler kulüpte cilt alacak. Ben bu kulüpte yarın da gideceğim. Ama İlhan Yalcav'ın kulübü olan bu kulüpte bu kulübün bir lirasını yemem yedirtmem kimseye. Diyorlar ki anlatıyorlar. Geçmişte bizde yöneticilik yapan bir arkadaş var. Vay efendim Kayseri'nin transferlerine bak gençlerin transferlerine. Tamam arkadaş adam benim lira 1 milyon 200 bin lira veriyor. Bizim en pahalı transferimiz 400 bin lira. Verdikte 1,5 milyon lira almadın mı daha iyisini ben? İşte Lucas'a evet 400 bin lira. Lucas 2 sene sonra Lucas'a 5 milyon lira vermesinler. Ben futboldan elim ayağımı çekerim. Onu almak kolay. Zaten oyunculardan aldığımız için 750 bin euro. Bir de geleni alacaklarımıza mı? Yani yeni transferleri mi ediyoruz? O zaman bunları niye sattık yani? Bu süreçte biz bugün kaybedemedik. Skorla alakası yok. Belki bir iki hafta sonra görevime de son verilebilirdi. Ama gençler böyle bir ümit değil, bir ümit feda olsun. Niye? Ben bu kulübün bir lirasını kimseye yedirmem. Kimlerin de ne niyetli olduğunu ben çok iyi biliyorum. Onun için başkana yeni görevde hayırlı olsun. İnşallah babasının bıraktığı bayrağı bu sancağı daha yukarılara götürecek. Ona inanıyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Bakın bu takım bir maç eksik 26 puanda. O maçı aldığını düşünseniz herhalde ya 6. ya 7. Beraber kaldığını düşünün. 8. 9. Bir takımdan geçen seneden bu yana 6 tane hoca değişik. Ve geçen senenin iskeletinden El Kabir, Calma, Hilet, İrfan Can, Ahmet Çalık, İstanbul gibi 6 tane as oyuncu gidip de bu takım bu haftalarda bu puanı yakalıyorsa ortada büyük bir başarı var demektir. 4 tane maç var. En az 3-4 maç daha kazanıp yukarıları kovalamak. Tabii görüyorum ama önce 3-4 maç kazanmamız lazım. Bunu söylerken amacım da şu bir. Geçen hafta Serdar ve Aydın'la ilgili bir sistemim oldu. Hatta Aydın'ı Bülent soruyor. Diyelim mi? Evet. Şimdi biraz önce
yayıncı kuruluşa bir hikaye anlattı. Müsaade ederseniz sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyuncularla maçtan önce paylaştım. Çocuğun evinde iki elma var. Oğlum birini bana verir misin diyor. Gülümseyerek. Çocuk birini ısırıyor, öbürünü de ısırıyor. Annesi vermeyeceğini düşünerek sonra ısırıyor. Çocuk elmanın tatlı olanından diyor. Daha tatlı, bunu yer misin? Şimdi biz onların ne annesiyiz ne çocuğuyuz. Ama bize de ön yargıyla bakılmasının bir anlamı yok. Biz Serdar'ı eleştirirken Aydın eleştirirken. Niye eleştirdim? Benim oyuncularım biliyor. Evet bu kulüp Cumhuriyet'le özdeşleşmiş bir kulüp ama her oyuncunun üç büyük dönemi hayali var. Kimse plafondan gençliğe bulunduğu küçük gölüğü gibi art niyetli söylemden çıkartmasın. Ben diyorum ki arkadaşlar Serdar, Aydın bu kaliteleriyle çok daha önce oldu olmalılar. Ve ben onun nasıl gol atabileceğini biliyorum. Serdar beş kişinin arasında bilerek gol atamaz. Bu hafta üç gün Serdar'ı drop top çalıştırdım. Sadece Serdar. Öyle mi Erdoğan? Aydın'ın nasıl verimli olabilecek? Ya anlatıyorum bunları. Bunları yapabilirsen çünkü taraftar sana yıldız olarak bakıyor ama seni isteyen kulüpler futbol adamı olarak bakıyor. Dolayısıyla benim istediklerimi yaparsan hedeflerine daha kolay ulaşırsın. Ama taraftarın gözüne boş gelen oyunu oynarsan hep olduğun yerde sayarsın. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Onlardan çok beklentim var. Daha ilerini yapmalarını istediği için bu resimlere. Ben onun için çok oradım. 15 sene kaptanlık yaptım. Her sene yarışı eksi 40 metreden başladım. Libor oynadık, ağır dediler. Sol bek oynadık, sağ ayaklı dediler. Onu oynadık, bunu dediler. Ben küsmedim ki. Futbolcu küserse kendine yapar. Kimseye bir şey yapmaz. Ben onların başarılı olması için bunu söyledim. Buyurun. Bir oyuncuyla alakalı bu gitsin deme lüksü yok. En azından sezon ortasında. Kulüpler bunlara para veriyor. Benim babamın kulübü değil ki burası. Ortada yüz kusatçısı bir suç olmadığı sürece eleştiririz ama bir oyuncuyu göndermek, onun ekmeğiyle oynamak, özellikle sezon ortası bitmişken, transfer bitmişken kaldı ki Serdar Aydın'a bunu zaten hiç yapmayız. Biz bir an önce onlarla mukabele uzatmak istiyoruz. Ama bu Serdar Aydın'a bugün Hacettepe'de bir oyuncu kadro dışı bırakmışlar. Transfer dönemi bittiği için o çocuğun ekmek parası. O çocuk bu kulübe 10 yıl hizmet etti. Ben onu ortada bırakamam, aldığım yerine bir takımıyla antrenman çıkarıyorum. Ben Gençler Birliği, Gençler Birliği birilerine olmalı. Bakın, biz bugünlere ziyareti yok. Gençler Birliği bu kulüpten yetişenlerin olmalı. Dışarıdan menfaat için yanaşanların olmamalı. Futbolcusuyla, hani futbolcu profesyonel. İşçisiyle, çaycısıyla, bekçisiyle, yöneticisiyle, kim olursa olsun. Gençler Birliği, Gençler Birliği birilerine olmalı. Menfaatçilerin değil. Ben bugün buradayım, yarın yok. Benim ekmek param var. İşler iyi gider, devam edersin. İşler iyi gider, belki gönderirsin. Kötü gider, yine gönderirsin. Bunlar amcanının doğasında var. Ama bu kulübün ne olduğunu ben doku dışına gidiyorum. O bina yok ya, çakıl sağa varken ben oradaydım. Her ne kadar Fenerbahçe'yi özdeşleşmiş olsam da bu kulübün gerçeklerini ben biliyorum. Yarın kaybettiğimiz zaman yine hangi çatla seslerini, hangi spor sitelerinde, hangi hocayla görüşülüyor diye haber yaptıranlar da biliyorum ben. Merak etme. Ha ben onları açtım. Benim tek derdim var. Çoluğuma çocuğuma helal olma bitirmem. Başka bir şey değil. Ve bir de hocam ek olarak ilk defa beşli savunmayla sizi gördük. Evet. Top bizdeyken 3-4-3. Evet. Top rakipteyken 5-4-1 oynadık. Dediğim gibi yeniseydik dünya kıyamet kopmuştu. Hiç çalışmadık. Bu öyle oynanır mı? Öyle oynanır mı? Halbuki ben bunu geldiğim günden beri zaman zaman deniyorum. Oyuncu her pozisyonda oynayabilmeli. Kazanınca doğruyu yaptırıyorsun. Kaybedince yanlış yaptırıyorsun. Yani bir Kasımpaşa maçı Orhan'ı anlattık. Ya arkadaş bu çocuk bu kulübe 3,5 milyon euro para kazandırdı. Vay efendim Orhan'ı anlamıyormuş. Orhan için bir maç değil 5 maç kaybederim ya. Bir gün oynamadığı zaman suratı basmayan bir adam. Yani bu çocuk bu kulübe 3-4 milyon euro para kazandırmış. Bu çocuğun hata yapma lüksü yok mu? Onun için bir sürü şey olur. Toplantıya gelince ben söylemek istemiyorum. O oyuncularla benimle mezara gitsin. Keyifli bir sohbet. Ben onların daha iyilerini yapacak potansiyeli sahip olduğunu biliyorum. Ha bu değil, karar maçı da kötü bir derdi. İsmi maç da kötü bir derdi. Ercan abi, 4 tane asıl oyuncu gitmiş ama. Esas bırak, bu takımın en babası gitmiş. Sen inanca hocanın yokluğu az bir şey mi zannediyorsun? Gölgesini arıyoruz ya hala. Hala gölgesini arıyoruz.
Ne olacak yani bu takım? Bir geçiş dönemi yaşaması normal değil mi? Mevcutsun artık geçiş dönemini 5 yıla yayıyor. Biz 5 maça yayıyoruz. Çok bilmişler var içimizde. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Buna uygun davranan açıkçası daha fazla gençler veriyor. Bu neydi? Buna uygun davranan derken kastım ne? Aslında bakalım senin takımda yapabileceklerini maksimum sürede yapmaya çalıştılar. Aradaki temel fark şuydu. Yani şöyle maça şöyle bakıldığı zaman görünen oydu. Maç öncesi de zaten bu görünüyordu. Maç şimdi de aslında tahmin ettiğime yakın bir şekilde gelişti. Biraz evvel futbolcu arkadaşlara söylediğim gibi o şeyleri söylemem lazım. Ben de futbolcuma söylüyorum. Grup, bütün enerjisini grup halinde harcayan bir takım da bütün enerjisini bireysel ağırlık olarak harcayan bir takım. Bunun karşılaşması oldu. Dolayısıyla grup halinde enerjisini biriktirip harcayan takım en azından oyun içinde bir adım önde olması muhtemeldir. Tamamen maç bu şekilde geçti. İkinci yarıda gözüken şuydu. İkinci yarıda çok erken bir gol. Offside mi değil mi? Antalya Spor maçı offside mi değil mi? Offside mi değil mi? Offside olabilir. Bu ara hani hakim yerine girmeden söyleyeceğim. Hataların büyük kısmı bizim aleyhimize oluyor. Yani offside ise değilse bilemiyorum daha. Bunu öyle gözüküyor. Erken gelen gol ve golden sonra 4 tane yakın net diyebileceğimiz gol pozisyonundaydı. Ancak bu bütün bunlar da biraz evvel söylediğim cümlelere bağlantılıydı. Yine bireysel hamleydi. Hani rakip üzerinde büyük baskı yaratıp onu abonene edecek şekilde gidip o yarısı üretilmiş pozisyonlar değil de anlık bireysel çabalarla üretilen pozisyonlar. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi maça tutunma ihtimalimizi arttırabilirdi. Çünkü bu oyundaki en önemli şeylerden biri psikoloji. Psikolojiyi bizim elimizde çevirebilirdi. Ama öte yandan genel olarak bakıldığı zaman da herhangi bir şekilde değerlendirdiğimizde anlık çabalardan dolayı ve bireysel çabalardan dolayı çok uygun gözükmüyordu. Bununla beraber bizim bu oyundaki skoruna söyleyecek bir şey yok. Zaten biraz evvel birkaç cümledir onu anlatmaya çalışıyorum. Ona itiraz edecek bir şey yok ama şunu da söylemek lazım. Kendi adımıza da söylüyorum ben de. Bizim sahamızda kötüye gitti. Dolayısıyla geçen haftaki oyunda da tam ihtiyaç duyduğum insanlarda rakibin de çok azaldığı bir bölümde. Topu akıtacak, hızlı bir şekilde akıtacak, onları sıkıntılı ve açık yakalayacak hale getirebilmek çok zor oldu. Düzeltmemiz lazım. Ama aynı şekilde başkentin sahası, yine Berbat Bezim'in top tıkır tıkır geliyor. Oyunun yönünü değiştirmek çok zorlaşıyor. Top kontrolleri zorlaşıyor. Dolayısıyla hakim eleştirisine girmeden geliyorum çünkü maçtan evvel söylemiştim bunu. Hakimleri de zor durumda bırakın. Aslında temasa, yani iyi oyun oynamayı ortadan kaldıran, daha çok temas oyununa çeviren tarafa gidiyor. Böyle bir sahada bir takım kendi içinde setleri olan, oyunun bütün sahanın bütün alanını kurmaya çalışan ve bunu yaparken de topu çok hızlı bir şekilde aktarması gereken bir takımız. Yapmamız kolay olmuyor. Zaten bu, yani bir üst seviyedeki bir takım değiliz bu anlamda. Üst seviyeye çıkmaya çalışan oyunlarına çalışan bir takımız. Ama gençler birbirinin oyununa bakıldığı zaman da tamamen ikinci bölgede bekleyip sert bir şekilde bekleyip doğru da aktarıyor. Yani bunu onun zorundan da söylemiyorum. Sahada buna çok uygun. Direkt toplarla oynamaya çalışıyor. Bu da oyunun akışını bir şekilde etkileyen ana faktörlerden bir tanesiydi. Bu sahalarda iyi oyun beklemek biraz fazla iyimserlik olur gibi gözüküyor hepimiz için. Soru varsa yanıtlayabilirim yoksa teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Hocam, Meclis'te olabilir diye. Yok, yaşamadım. Takım biraz evvel o maçın ben de bahsettim, içeride bahsettim. Tabii ki o günü gibi değil mi? Yani skor olarak olabilir başka bir şey ama oyuna bakıldığı zaman gençler de tedirgin olabilir. Çünkü 4 tane net bir gol pozisyonu vardı yani. Ama bir taraftan da skoru isyan ederek, bireysel olarak isyan ederek çevirme azmiyle beraber verilen geniş alanlar vardı. Skor oraya doğru da gidebilirdi. O da işin başka bir tarafı. Onu reddetmedi. Ama artık aklımızda oralar yok. Skor olarak tekrar söyleyeyim olabilir ama o günkü takım, o günkü ruh, o günkü oyun, hayata bakış, oyuna bakış, her şey yani total olarak şu anki takım çok daha farklı bir takım. Ama öbür taraftan da son 6 maçta 4. mağlubiyet. Yani ufak tefek sıkıntılar olduğu yatsınlamaz bir gerçek. Onu da atlamamak lazım. Şimdi buna uygun takım bakacağız. Ne oluyor, ne bitiyor bakacağız. Birkaç hafta içinde bunu tekrar rayına oturtmak için çabalayacağız. İşimiz de zaten bu. Var mı başka şey? Teşekkür ederim.
genel en azından yani sözlerin içinde vardı biraz da. Bizim alanımızda tabii ki sıkıntılar var. Kabuk değiştirirken, seviye atlamaya çalışırken ufak tefek gerilemeler olur. Yani oyuna bakıldığı zaman, oyun tarafından söylüyorum bunu. Bu çok doğal bir hal. Bunu dediğim gibi biraz evvel de söylemeye çalıştım. Ne oluyor biraz daha iyi anlayıp çevirmeye çalışacağız. Ancak şu andaki durumumuzu sadece takım ve oyun üzerinden anlamlandırmaya çalışırsak, anlamaya çalışırsak hata yapmış oluruz. Bu sene en az 8-9 tane maç var ki bizim daha fazla puana yakın olduğumuz halde puan alamadığımız maçlar var. Bunları da atlamamak lazım. Eğer bütün olarak görmezsek sizin söylediğiniz gibi olur. Eyvah ne oluyor durumumuzu. Bir anda telaş, sonra panik. Bir anda o mükemmel takım, değerli bir takım küçülmeye başlar. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Bu hayatın içinde var. Bazı takımlarda da olduğu gibi küçük küçük dokunuşlar oluyor. Küçük küçük dokunuşlarla beraber tam kritik safhalarda bir anda da büyüyen takımlar da olabiliyor. Biz şu anda o küçük dokunuşların biraz aleyhine işlediği takımlardan bir tanesiyiz. Kendi alanımızdaki tarafı çözmemiz nispeten biraz daha kolay. En azından bunu deneyiz. Amelik tarafı çözmek bizim elimizde değil. Bir yere doğru gitmiyor aslında kendi yerinde sayıyor demek lazım. Bu böyle yaşıyoruz. Biz bunu düzeltmek için çabalıyoruz. Çünkü herkes birader oyuncu durumunu anlatırken ki o bireyselleştirmeyi şimdi tekrar Konyaspor'un üzerinden diğer takımlara da genelleştirmek. Evet. Konyaspor'un sorunu değil. Bu dönemsel olarak Konyaspor'un sorunu. Zaman zaman da oyuncuların akıttığı ter, döktüğü ter, çabaları, emeklerini bir şekilde seslendirmek zorundayız. Bunu zaman zaman şeye de çekiyorlar yani en azından kendi düşüncemi söyleyip sonra genele geleyim diye söylüyorum. Hani bireyselleştirme falan gibi söyleniyor. Tam tersi. Kendi tarafımıza da rakipleri hakkında da adalet neyse olsun aracındayım. Onu istiyorum. Zaman zaman anlık bazı inişler çıkışlar oluyor. Fakat temel düşüncem adalet. Çünkü oyundaki özellikle hakemlerin, antrenörlerin, kendi takımlarında, oyuncuların adalet çevresini önlemeye başladıkları zaman gelişmeli. Böyle bu durumumuzu ve düşüncemizi kaybetmiş durumdayız. Dolayısıyla bunu düzeltmeye tekrar getirme şansımız yok. Sizin sorduğunuz rakamlarla verdiğiniz örnek, ilerleyen zamanlarda çok daha fazlasıyla o rakamlar artarak devam edecek. Bunu tersine çevirme ihtimalimiz sıfır demeyelim. Hayatta sıfır diye bir şey yok burada. İmkansız bir şey yok, imkansız inanmıyorum. Mutlaka dönelim. Ancak bugünkü koşullar içinde, bugünkü bakış açımızda bunu çevirme şansı imkansıza yakın. İmkansız değil ama imkansıza yakın. Aynı rakamlar biraz sonra önümüzdeki sene daha revize ederek benim yerimde Konyaspor ya da başka bir takımın antrenörünün başka feryatlar olarak görülecek. Bu böyle gelmiş böyle gidecek. Bunu düzeltemediği bir sürece aynı fasık dairenin içinde birbirimizi işte bir kere yakalayarak sen bir yere geçtin, ben bir yere geçtim şeyle devam edeceğiz. Bir gıdım ileride olmayacak. Aynı şekilde böyle devam edecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Anlatabilirim. Teşekkür ederim. Sağ olun.